Başlama Yani bütün o e, akışa girmeden, hayatın işte bize yarattığı o gündelik e, akışa girmeden bir kara haberle başlayacağız bugün. Efendim dün gece akşam saatlerinde böyle saat 9.30-10 sularında düştü haber. 6 şehidimiz var Kuzey Irak'ta. E, orada biliyorsunuz belirli operasyonlar yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve bu terör saldırılarında 6 yiğidimizi yine terör saldırılarına şehit verdik. E, piyade sözleşmeli Er Yasin Karaca. E, piyade sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu. Piyade sözleşmeli Er Emre Taşkın. Önce işte 3 şehit, 4 yaralı olarak geldi. Ardından 6'ya çıktı biliyorsunuz şehidimiz. Bir e, askerimiz ise tedavi altında. Piyade Teğmen Ramazan Günay. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan. Piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı. 6 yiğidini yine toprağa verdi. 6 yiğidini yine toprağa verecek bu ülke. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Yani e, yeni bir yıla gidiyoruz, bir taraftan işte umut diyoruz, bir taraftan iyi şeyler olsun diyoruz ama senenin son haftasında, son hafta sonunda bu haber hepimizin içini yaktı. Evlere Türk bayrağı asıldı, acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Türkiye'ye şehit ateşi düştü. Kuzey Irak'ta hain teröristler saldırı düzenledi. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. 6 asker Kuzey Irak'ta şehit düştü, 1 asker yaralandı. Piyade Teğmen Ramazan günü uzan. Uzman Çavuş Mehmet Serinkan. Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca, Emre Taşkın, Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı. 6 şehit, 6 aile. Yasları ortak. Şehit asker Mehmet Serinkan'ın Denizli'deki evine acı haber verildi. Şehit Serinkan'ın abisi Fırat Kalkan'ı harekatı gazisi. Şehit İsmail Yazıcı. Geride 3 aylık hamile eşini bıraktı. Yazıcının Zonguldak'taki evi Türk bayrağıyla donatıldı. Ambulans şehit evinin önünde hazır bekletildi. Şehit Yasin Karaca'nın Tokat'taki evine düştü şehit ateşi. 24 yaşında hayatının baharında şehit düştü Ramazan Günay. Türk bayrağı şehidin İzmir'deki evine asıldı. Milli Savunma Bakanlığı belirlenen terör hedeflerine ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlendiğini açıkladı. 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi bu fotoğraf şehitlerimizden birinin e, Tokat'ta e, ailesinin evine asılan bayrağı gösteriyor. Elbette canımız çok yandı, çok üzgünüz. Ee, yani hani bir süredir bu tip haberler çok nadir geliyordu ve gelmesini hiç arzu etmediğimiz haberler. Altı Yiğit dedik. Bakın yani şu fotoğraf hepimizin içini daha fazla yaralayan bir fotoğraf. Bu ülkede e, Tokat'tan geliyor. Ben bölgeyi bilirim. E, kerpiç evler vardır. Yoksulluk vardır köylerde. Ve bir yoksul aile. Fark etmiyor yani tabii ki burada şunu da söylemiyorum. Yani yoksulluğu orta sınıfı, zengini fark etmeksizin. Yani hiç kimseyi kaybetmememiz lazım. Hele 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 terör saldırılarında hele hele yani bu ülkenin e, savunması için çaba sarf eden emek veren, canını veren bu insanları unutmamamız lazım. Ve şu, şu tablo belki de yüreğimiz zaten yangın yeriyken o yangına böyle bir benzin serpti. Yoksulluğu ve yoksul Yoksullukla mücadele eden bu ülkenin insanların çocuklarının e, şehit olması, e, işte biliyorsunuz bir süredir bunları hep konuşuyoruz. Yani bir tarafta e, işte askerlikten uzak durmaya çalışan kaçan insanlar, e, işte parası olmadığı için bir bedelli uygulaması getirildi, o uygulamadan muaf olanlar. Öte taraftan hani e, İşsizlik var. Üniversite bitiriyor, başka bir iş bulamıyor. Askerlikte tezkere bırakanlar. Yani hayatını devam ettirebilmek için asker olanlar. Elbette hepsi çok kıymetli. Başımızın tacı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle ya yani şu şu fotoğraf yani canımız zaten yanmıştı. Çok mutsuz olduk. Dün akşam aldığımız o haberle beraber öte taraftan o haberin üstüne şu fotoğrafları görünce yani olan hep garibana oluyor. Yani demek istemiyorum ama yani o öyle oluyor ya. Bu ülkede öyle oluyor yani. hani Birileri sıcak yataklarında hayatlarına devam ediyorlar. Biz bugün sessiz kalma dedik. Ee, aslında böyle bir haber tabii yoktu gündemimizde. Dün gece geldi. Ama sessiz kalmamamız gereken şeylerin başında da bu geliyor galiba. Yani bu ülkede her bir e, yurttaşın kıymetli olduğu, her bir canımızın çok kıymetli olduğu, e, artık bu tip, bu terör terör belasından bu ülkenin kurtulması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği. Bunları bir kere daha dile getirmek zorundayız. Sessiz kalmayın. Sessiz kalmamalıyız. Sesimizi çıkartmalıyız ve hani bu tip haberleri de artık yani görmek istemiyoruz. Gerçekten çok canımız yanıyor. Sizler de yazıyorsunuz. Diyorsunuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş Abdullah Bey. Başımız sağ olsun. Yıllardır hak mücadelesi veren askerler var, assubaylar var diyor yani o, en azından hani bu mücadelelerin içerisinde olan insanların e, hayatlarının iyi gitmesini sağlamalıyız diyor. Erdoğan Bey sustukça geleceğimizden çalınacak. Sessiz kalmayın diyor. Günaydın Tolga Bey diyor ki günaydın başımız sağ olsun. Hep sessiz kaldık. Sessiz kalma desek de bu yaşadıklarımızda bizim de payımız var diyor. Mevzu bahis gasp edilmiş hakların geleceğin ise sessiz kalmayarak eee tasarlamamız lazım diyor Süleyman Bey. Muhalefete de, odalara da, sivil toplum örgütlerine de çok görev düşüyor diyor. E, sessiz kalma dedik biz de bugün. Sizler de sessiz kalma etiketi altında yazarsanız paylaşırız. Çok canımız yandı, çok mutsuz bir sabaha uyandık ama yani bunu da sizlerle paylaşmak durumundayız. E, yaşadığımız acı bu sabah itibariyle böyle.